Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle Serkan Dayınız'ın kanalına hoş geldiniz. Bugünkü gündemimiz ne? Bugünkü gündemimiz korona. Tabii ki biz şimdi sabahtan beri biz bununla tartışma yapıyoruz. Tartışma konusunda ben bilgilerimi yani anlatmaya çalıştım. Çalıştım ama tabii bizim çocuk ablam olsun, yeğenim olsun, kızım olsun. Bunun üzerine bayağı bir tartıştık. Şimdi bunu da sizinle bilgilenmenizi istedim. Yani en azından benim böyle bir düşüncem var. Doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum onu da bilmiyorum da. Ama ben büyük bir ihtimal doğru düşündüğüme inanıyorum. Çünkü Ben yanlış olması taraftarıyım. Umarım yanlış yanlıştır. Değil yani, gerçekten yanlış. Yok, doğrudur da umarım yanlıştır doğru. Yani. Yani buna alışmamız lazım. Gerçekten şu anda yanlış yapılıyor. Bunu böyle bilin kızım. Yani sabahtan beri şimdi hem arkadaşlar biz neyi tartıştık sabahtan beri? Bu virüs dünyanın şekli değişiyor. Her şey değişiyor. Yani artık sistemi öyle bir şeye değiştirdiler ki tek elin, zaten tek elindeydi dünya. Şu anda bu virüs de bunu insanlara adapt etmeye uğraşıyorlar. Evet, ana konumuz şey, virüs şöyle başladı konuşmamız aslında. Virüs bir proje miydi? Ha, proje. Benim aklımda proje. Yani gerçekten proje olduğunu biliyordum ben bunun ama ben bu konuda bilgilerimi anlatamıyordum. Şimdi ben bunu nasıl öğrendim? Hani sen bana dedin mi? Ben sana dedim ki arkadaşlar Abdullah Çiftçi diye bir uzman kişi var. Bu profesör mü ne olduğunu da bilmiyorum ama çok stratejik bir uzman. Ben bunu takip ediyordum. Yani yıllardır takip ediyorum Twitter'dan falan. Ben bunu dinledikten sonra benim düşündüklerimin bizzat bu kadar güzel açıklanıyor ki o tabii ki uzman olarak açıklıyor. Ben cahil olarak yani kafamda ben kendimi cahil olarak görüyorum. Bu konuda bu bir büyük bir proje. Bu projede gerçekten çok başarılı oldu dünya. Dünya değişiyor. Dünya değişiyor ama hızlı değişiyor. Şu anda ben buna bu virüsten dolayı şu andaki uygulanan projeleri doğru olarak kabullenmek istiyorum. Yani bizim ülkemizdeki olan hani sokağa çıkma yasağı uygulansın, şeyler uygulansın. Ben bunun taraftarı değilim aslında. Gerçekten taraftarı değilim. Niye taraftarı değilim? Şu anda 65 yaş üstünü aile büyüklerimizi evlere hapsettik. Hepimiz hapiste olduk ama şu anda büyük bir yanlış yapılıyor. Bu büyüklerimizi dışarı çıkma yasağı uygularken saygısızlık yaparak, şiddet uygulayarak o kadar vicdani duygularını, saygı şeyini aştık ki. Rencide ederek. Ya rencide ederek, neredeyse dövmeye yeltenerek. Yani benim annemin, babamın, ebemin, dedemin yani toplumu yanlış yerlere yapıyoruz. Yetişen nesili kötü yetiştiriyoruz arkadaşlar. Bu yanlış. Bir nevi algı yönetimi gibi bir şey mi? Aynen. Bu üst algı dediğimiz. Ha, üst akıl dedikleri. Yani bu ne biliyor musun? Bu şu anda İslami toplumda bunu anne, baba, aile kavramını uzaklaştırıyorlar. Aile kavramı olmayacak. Ya ben şimdi önceki düzene bakıyorum. Benim kendi ailemden ben size örnek vereyim. Ben şu andaki bu virüsten dolayı annemin elini öpemiyorum. Babamın elini öpemiyorum. Babama bir mesafeliyim. Sen benim elimi öpmüyorsun. Baba gelmeden ellerini yıka. Baba şunu yap. Baba banyoya gir. Baba elbiseni değiştir. Dışarı girdiysen üstünü başını değiştir. Bu tamam güzel bir şey. Tamam virüsle alakalı bir şey ama bu iyiye giden bir şey değil kızım. Bu iyiye giden bir şey değil. Bizim ben şimdi şu anda sokakta gördüğüm o yaşlı insanları gördüğüm zaman onlara öyle bir şiddet uygulanıyor ki böyle olmaz. Yani bu projenin asıl amacı yani herkesi eve hapsetip bir... Ha, şimdi bakın aslında bu proje ne biliyor musunuz? Arkadaşlar bu proje aslında dijital dünyaya bir açılış şeyi bu. Yani burada şu anda en büyük hedeflerindekini online eğitim. Şu anda hiçbirimiz okula gitmiyoruz. Uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim doğru bir şey değil. Kesinlikle değil. Ha bunu söylemiyorum yani. Bunu şimdi şu andaki bazı insanlar iyi olarak kavruyor. Ailelerdeki bütün insanlar bunu iyi olarak anlayabilir. Ne güzel şu anda. Şimdi sizin nasıl kafanızı yıkayacaklar biliyor musunuz? Uzaktan eğitim iyi bir şey değil. Niye? O çocuk dışarı bizim çocuklarımızı sokağa salmayacağız. Okula yollamayacağız biz bu çocuklarımızı. Yollamayacağız. Burada ne olacak? Çocuklar birbirinden hiçbir zaman uzak kalmış olacaklar. Öğretmen şeyi görmeyecekler. Her zaman bilgisayar üzerinden eğitim görecekler. Uzaktan eğitimi şu anda adapte etmeye uğraşıyorlar. Ve bunda bir zaman sonra başarılı olacaklar. Ondan sonra bu ne bizim veliler olarak
olarak bizi nasıl ikna edecekler biliyor musunuz? Diyecekler ki kardeşim çocuklarımızı okula yollamayın. Niye? Okula yollarsanız bunun hırsızı var, eroin satanı olur, ondan sonra neydi o sattıkları? Bonzai satanı mı olursun, tecavüzcüsü mü olursun, tehlikeli insanlar çok. Sokağa yollarsanız işte trafik korkusu var, kafan her zaman rahat olacak. Otur evinde, ben size zaten o eğitimi vereceğim diyecek. Çocuğumuzu okula yollamayın diyecek. Biz bunu eğitimini biz burada vereceğiz, biz burada şey yapacağız. Halbuki bu projede ne yapacak? Senin çocuğun gelecek nesilde annesine, babasına, toplumuna uzak olacak. Onların dediği şekilde eğitim alacak. Anne baba eğitimi veremeyeceksin. Sen o çocuğa orada o eğitimi veremeyeceksin. Niye? Seni dijital eğitimde, dijital ortamda, bilgisayarın başında seni robot olarak yetiştirecek. Robot olarak. Online eğitime ben karşıyım. Online eğitim olmayacak. O çocuk dışarıya çıkacak, oynayacak, arkadaş eğitimini sağlayacak, birbirinden kaynaşacak. Ondan sonra birbirine sevgiyi, saygıyı görecek. Evde o sevgiyi, saygıyı yakalayamazsın. Online eğitimde o sevgi, saygı yok. Ben ona kesinlikle karşıyım, online eğitim. Ondan sonra bir tane daha evde ne yapılıyordu? E-ticaret gibi. Ya şey dışarıdan, ha şimdi her şeyimizi evden yapalım diyoruz ya. Bilgisayardan alışverişlerimizi bilgisayardan yapalım diyorum. Bu da doğru bir şey değil. Seni eve hapsedecek. Sana diyecek ki kardeşim diyecek, sen evinde otur. Sen dışarı çıkma, dışarıda her türlü tehlike var. Ben sana her türlü imkanı evde sağlayacağım diyecek. Ben sana gerekirse maaşını da evde vereceğim diyecek. Gerekirse her türlü şeyini yapacağım. Sana burada dur. Benim dediğim şekilde bir insan modeline doğru gidiyor. Gidişatımız iyi değil. Toplumumuz birbirinden uzaklaşacak. Yani yeni bir insan fıtratı. Yani yeni bir robot eğitim gibi düşün. İnsanları robotlaştıracaklar. Zaten şu anda robotlaştı. Eski şöyle geriye dönüp baktığımız zaman bizden sonraki nesil bunlar 45 yaş üstünü siliyorlar. Şu andaki o üst akıl denilen kişi 45 yaş üstünü siliyorlar. Yetiştirdikleri nesili benim evimde o yetişecek bir nesil arıyorlar. Yani bu korona bunların hepsi bir hikaye. Şu andaki insanları bak bir sürü şirketleri kapatılacak, bir sürü insanları iflas edecek, ufak şirketler kaybolacak. Ondan sonra diyecek ki sana şu anda IMF'nin yaptığı gibi IMF'de ne yapıyor? Trilyonlarca para dağıtıyor şu anda. Türkiye aldı mı almadı mı bilmiyorum. Büyük bir ihtimal almadı yani. Yine de almasın yani. Tek acımıza şey yapalım. Yine biz o paraya muhtaç olmayalım. Niye? IMF sana diyor ki ben sana o yardımı yapacağım diyor. Diğer ülkelere trilyonlarca yardım yapacağım. Ben seni bu krizden kurtaracağım. Ondan sonra ama karşılığında sağlık verilerini senden alacak. Senin kişisel bilgilerini karşılığında bana vereceksin diyecek. Bu da nedir? Senin ilerideki bütün her türlü bilgini elinde tutmuş olacak. Bir zaman sonra bunları sana koz olarak adam sana parayı verirse bu bedavadan şey yapar, para verir mi? Kimse senin sağlığını düşünen yok yani. Sağlık diye bir şey yok yani. Sağlığını kimse düşünmüyor. Herkes burada cebine giren paraya bakıyor. Zaten para da ortadan kalkacak. Bu projede dolar kalkıyor şu anda. Doların yerine başka bir tür dijital bir para girecek deniliyor yani. Kripto para. Ne? Kripto. Ha kripto paralar. Ya ben artık o kadar incesine girmeyelim ama benim buradaki benim aradığım şey bizim İslami kültürümüzdeki yaşadığımız toplumumuzu birbirimizden uzaklaştırıyorlar. Aile bireyini dağıtıyorlar. Herkes evde kal sloganıyla evde kalmak ayrı bir şey ama evde kalıp da birbirinden uzaklaşmak ayrı bir şey. Ya biz şu anda bir evde kalmamız lazım. Hani dışarı çıkmamız gibi bir... Ya kızım bak aslında ben şimdi yanlış mı? Şimdi çoğumuz belki yine de yanlış düşünüyoruz. Sen yani şu an şey gibi oluyor. Yanlış düşünüyorsun. Bu yapılan şeyler hani şu an sonuçta bunu biz devletimiz bu şekilde dediği için... Ya devlet bundan kurtulma şansı yok. Yani bunu mecbur yapacaksın. Mecbur yapacaksın çünkü yani. Dünyaya yakalandı bu virüs. Aynen. Sen şimdi bu andaki uyguladıkları doğru ama bu benim şahsi kanaatim. Niye? Kardeşim sen şimdi biz bu hastalığı yakalanmadık. Tamam hadi herkesi kurtardık. Yarın bir gün bize bulaşmayacağını ne garantimiz var? O bulaşacak. O bir şekilde bize bulaşacak. Ondan kurtulamayız. Veya bundan kurtulduğumuzu sayalım. Sen bundan sonra birbirimizle diyaloğu nasıl yakalayacaksın? Ya şimdi baba sen... Yani sen birbirimizle sen bana bundan sonra sen bana yaklaşamayacaksın ki kızım. Sen bundan sonraki sokaktaki 65 yaş üstündeki bir yaşlıya hizmet, hürmet yapmayacaksın. Sen ona artık bir hastalık gibi bakacaksın. Acaba bunda sadece bu virüse karşılık değil ki. Sen vicdani duygularını öldürüyorsun. Şu anda vicdanın ölüyor.
Evde kal projesi yine. Şu anda biz bu kadar millete verdikleri pompa... Ya bu hastalık gelmiş. Tamam da bu hastalık geldi diye biz insanlarımızı öldürelim mi? Şiddet mi uygulayalım? Psikolojimizi bozdular bunlar bizi. Ya ben bu şahsen kendimde görüyorum benim de psikolojim bozuldu. Şimdi dışarı çıkamıyorum. Tamam ben az çok hani biz 45 yaşında olduğumuz için çıkıyorsun yani işimizi ben bir şekilde görüyorum. Ama sen de evden dışarı çıkıp eve geldiğin zaman baba psikolojin bozuk. Herkes birbirine mesafeyle yaklaşıyor. Kimse kimseye gidemiyor. Bu bir zaman sonra bunun acısını çekeceğiz biz. Sen bundan sonra ebelerine, ya ebene, dedene, amcalarına, yenge, yani bunlara sen uzak mesafede yaklaşacaksın. Sen öyle görüyorsun. Veya bir 3-5 yaşındaki çocuğu düşün. O çocuk bu seni bir yabancı olarak görecek. Senin yeğenin veya Abdülkadir'in çocuğu olduktan sonra sen o çocuklar sana bir şey gelmeyecek. Sana yaklaşmayacak o çocuk yani. Yani bu projede lütfen sosyal bağımızı kuvvetli tutalım. Yani bu kadar böyle şeyi yapmayalım yani bir psikolojik sıkıntıya girmeyelim diyor. Çok stresliyiz yani. Bu stres bizi kötü ediyor yani. Ya şu ana bakın elimizde kolonya yine geliyor. Yani bu ne ki ya? Bu zaten bunu yakalanmaya zaten Allah-u Teala sana nasip ettiyse zaten ondan kurtulma şansın yok. Bir kere bunun vicdani Allah-u Teala yani bunun bir fıtratı var. Bu hastalık yakalanacaksa bunun bir kaderi var. Kaderinde bu hastalığı çekip öleceksen bu kadar eğer bu hastalıktan öleceksen bundan kurtulma şansın yok ki. Yani Ama biraz da biz Müslümanız Allah'ın dinine. Ama tedbir almak Kızım bak tedbir al demiyoruz. Yani sana tedbir alma mı diyorum ben? Ama Ama bu hayır. kadar aşırı derecede abartmayalım bu şeyi yani. Çok aşırı abarttık yani. Yok, Aşırı abartma. Abartmayın. Yine tedbirimizi alalım. Hani Ya kızım tedbirin lan. Yakın temas şu anda kurabilecek bir şey değil ama sosyal, az önce de dedin ya sosyal bağı Hastalık. kesme yani. Sosyal bağını kestik kızım Hani biz bunu. ilk baştaki konuya gelelim. Hani sen yaşlımıza kızıyoruz ediyoruz en azından bunlar yaşanmamalı yani. Ya da ne Yani biz bileyim. çok şiddet uyguluyoruz artık Hani yani. bunu fazla abarttılar. Fazla, yani bu kadar olmaz. Dışarıya da sokakta adamlar birbirlerini neredeyse şey yapıyor. Ya sen eve bağır, eve git. Ya kardeşim sen şu anda tamam dışarı çıkamıyorsun. Bazı insanların psikolojik sorunları var. Bazı insanlar Alzheimer hastası. Sen bu adamı evde nasıl tutacaksın? Çoğu insan sokakta yatıp kalkanlar ne olacak? Adamı eve götüremiyorsun. O da yaşlı. Yani biz bu hastalıktan sonraki evreyi nasıl atlatacağız? Asıl ondan sonra bizim yaşayacağımız psikolojik sorunları nasıl aşacağız? Ondan sonra tamam şeyler köşeye döndü psikolog doktorlar. Ondan sonra zaten psikolog doktor da kendine bir psikolog arıyor yani. Herkesin psikolojisi bozuldu yani. Ve bir de hani az önce dedin ya bir proje gibi bir şey. Aslında bir nevi şey, hani bir tiyatro oyunu gibiyiz. Oyununda gibiyiz. Önceden seyirciydik, şimdi oyuncu gibi bir şey oluyor. Daha sonra da bunu uygulayıcı hale geçeceğiz. Yani bu projede bir film vardı, zaman şey vardı ya. İşte Ersuyum. Ersuyum muydu? O Ersuyum'daki Evet. olan bir film gibi düşün yani. Bize bir güllük gülistanlık bir hayat sunacaklar bunlar. Güllük gülistanlık bir hayat sunacaklar. Diyecekler ki bizim dediğimiz şekilde hareket et ben sana şu kadar maaş bağlıyorum diyecek. Sen yeter ki benim dediğim şekilde al. Zaten şirketler o şirkete dönecek yani. Sana 10 milyar maaş verecek. Sana çok cazip gelecek. Sen çalışma diyecek. Ben sana her şekilde. Bir de şu da var yani. İnsanlar da kadın erkek ilişkisini de uzaklaştıracaklar yani. Sen şimdi şu anda kadın erkek de birbirine yaklaşamıyor. Bu da büyük bir sıkıntıya gelecek. Onun için şu anda Japonya'da büyük şey diyor. Robot erkekler, robot kadınlar çıkmış yani. Yani bu da nedir? Aşk kavramını veya sevgi kavramını ortadan kaldırmak için. Sadece ihtiyaç kavramına dönecek yani bu iş. Sadece ihtiyaç kavramı. Bu gidişat hiç iyi değil. Bu gidişatı kesinlikle tamam teknolojiye ayak uyduralım ama bu kadar da bu işi abartmaya gerek olmadığını ben Yani düşünüyorum ben. sosyal ilişkimizi Sosyal ilişkiyi kesmemiz kesmeyelim arkadaşlar. Bir Müslüman bir toplumuz. Müslümanlığı yani toplumumuzda sevgi baş tacımız olacak yani. Sevgi, saygı, Hoşgörü. hürmet, hoşgörü bunlar olacak. Karşımızdaki insan o bağırdığımız insanın da evladı var. Onun da annesi vardı, babası vardı, çoluğu, çocuğu vardı. O insan bizim çünkü zamanında biz öyle olacağız. O yaşlı insanların haline bir döneceğim. Ben bugün yaşlı adayıyım ben. Sen de yarın yaşlı adayısın. Bugün böylesin ama bugün sen ona bağırıyorsun. Yarın bağırılacak duruma düşeceksin. Bunu böyle bilmek lazım yani. Bunu abartmayalım. Yine de yani biz yanlış bir şey konuşmayalım. Ama biz bu işte çok aşırı derecede abartıyoruz gibi geliyor bana yani. Çok mu bağırdım yine?
Bardağı bile mi uzaktan veriyorum? Bak yok yani. Şey yok yani. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın yani ben böyle bir şey şey yaptım ama yanlış mı düşünüyorum, doğru mu düşünüyorum? Yorum bence yani yorum benim bu şeyde bir yorum bekliyorum yani. Sizler ne düşünüyorsunuz bunun da hakkında yazarsanız sevinirim yani. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha bunun devamı da gelebilir yani durumumuza göre. Gerekirse zaten canlı yayın yapalım. Arkadaşlar canlı yayında da konuşsak sizin sorularınızı canlı yayında da yanıtlayabilirim ben yani. bu daha iyi olabilir yani. En azından sizin fikirlerinizi de alsak iyi olur yani.